Şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik. Abim, Berat amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür paraları işlediği gibi işletin, zaten konuşmuştunuz önceden. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını al sende dursun. Projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam abicim. Sümeyye geldi mi? Şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş, şimdi buraya gelecek yanında. Tamam abicim. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var tamamıyla. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Tamam. 3. arama 17 Aralık 2013 öğleden sonra saat 15:39. Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana diğer verdiğim görevler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanını da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Sümeyye'nin altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk Her iki falan, ne tarafı olmuş. hallettim. Efendim? Her iki tarafı hallettim. Verdi herhalde hocam. İkisini de Her iki tarafı. boşalttım dedi. Evet. Yani ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu kızıyorsun değil mi? Neyse tamam. 4. arama 17 Aralık 2013 gece saat 23:15. Henüz eritemedik. 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Büyük ölçüde bir şey yaptık. Siz mi aradınız o filmi? Yok ben olmadım. Sen arıyorsun. Yani bizim aradan aranın şey şimdi İlk ölçülü derken sıfırladınız mı yoksa? sıfırlamadık henüz hocam, şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var, şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şey aklına geldi Berat'ın, bu Ahmet Çalık'ın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış, onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şey, Rizal'dan daire alabiliriz diyor. Ben nasıl okarsın? Hayır. Ha babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok, bir ses karıştı da olmuş diyor. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da Şehrizler'den daire alınabilir. Neyse, nasıl şey yapıyorsanız hemen yapın. Öyle mi yapalım? Tamam yapın yapın. Ya tamamen sıfır mı kalsın olur, yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten. Şey öbür tarafı nötr şey yapsaydınız onu da oraya Tamam, verin. onlara verdik, tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor, zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. Tunç abiye verdik. Ondan sonra. Tunç'a tamamlattıralım mı? Sümeye bakar mısın? Nereye baba? Tunç'a diyorum Ya tamamlattıralım. sormuşlar 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşmayacağız. Öyle de olsa konuş. Tamam, biz hallediyoruz o zaman. Ben şimdi tabii bu akşam gelemiyorum. Tamam. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam, biz hallediyoruz, sen merak etme. 5. arama 18 Aralık 2013 ertesi sabah saat 10:58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Ya ben bir arayayım dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim? İşte ben de bir bu Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir Faik Işık'a borcumuz vardı 1 milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktaracağım. Ya çok konuşma, açık konuşma diyorum sana. Tamam. Konuşayım mı? Konuşma. Tamam. Tamam.
Sen yani şeyin zamanda vesaire neden olursa olsun hiçbir şeyi üzerine yani yerine gönder. Mevzunu. Tamam hocam. Ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum yani. Telefonla Elinizden falan. gelir. Bunları İşte daha ama baştan bilirler. koruma ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Onu bilmiyorsunuz. Ama İşte görüntülü de bu. takip ediyorlarmış. Evet, doğrudur diyor olabilirler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık. Bugün 25 Şubat 2014. Bütün Türkiye soruyor. Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Şaibeli hükümet istifa edecek mi? Şaibenin başı delilleri karartmayı bırakacak mı? Arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Hayatımın en üzüntülü gününü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Allah kimseyi yolundan şaşırmasın. Meclis televizyonu dahil bazı televizyon kanallarının bu görüntüleri kestikleri söyleniyor. Milletin vicdanına sesleniyorum. Milletin vicdanına sesleniyorum. Çocuğunuz işsizse kendinize sorun. Geçinemiyorsanız kendinize sorun. Emekliler diyorlar ki aylıklar bize yetmiyor. O zaman bir daha kendinize sorun. Bu yolsuzluğun üstü kapatılamaz. Neden? Çünkü ilk kez dünyada bir hükümet devleti soymaya kalkıyor. Devleti soydu. Bakın değerli arkadaşlarım. Bakın değerli arkadaşlarım. Baş çalan diyorum. Baş çalan. Bilinçli söylüyorum. Operasyonun yapıldığı sabah. Sabah 8'i 2 geçiyor. Ve başbakan oğlunu arıyor. Oğlunu arıyor. Oğlum senin evinde ne var ne yok. Sen bunları çıkar, tamam mı diyor. Sabahın 8'i. O anlayamıyor tabii. Bir iki sefer soruyor. Dinlediniz. Baba bir daha anlatır mısın diyor. Sabah mamurluğu. Anlayamıyor tabii. Sonra o da cevap veriyor. Bende ne olabilir ki? Baba, senin paran var kasada diyor. Saat 11:17 aynı gün. Sıfırlayın dedikten sonra aileyi topluyorlar. Bütün aile bir arada. Amca, dayı, yeğen, kardeşler parayı nasıl yok edecekler, sıfırlayacaklar. Onun arayışı içindeler. Ama Erdoğan rahat etmiyor. Bir daha soruyor. Parayı tümüyle sıfırlamakta fayda var diyor. Bilal de evet, tamamıyla sıfırlayacağız inşallah diyor.